Samanyolu Avrupa ekranlarından hayırlı günler sevgili seyirciler. Yeni yayın dönemimizde de Danışıyorum programı olarak tekrar sizlerle birlikteyiz. Siz Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın Avrupa Birliği hukukundan doğan haklarınız, bulunduğunuz ülkelerdeki en temel haklarınız olan sosyal güvenlik sisteminden kaynaklanan sosyal haklarınız ve eğitim hakları konusunda uzman konuklarımızla sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bizlere yayınımız esnasında gerek elektronik posta gerek telefonla görüş ve sorularınızı iletebiliyorsunuz. Elektronik posta adresimiz danisiorum@samanyolutv.eu, telefon numaramız 0049 69 30 0341 98. Yeni yayın döneminin bu özel programında konuğumuz da özel. Siz yurt dışındaki vatandaşlarımız için Başbakanlığa bağlı bu kurum Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve bu kurumun kurucu başkanı Kemal Yurttaş Bey bugünkü konuğumuz. Kemal Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Kemal Bey, vatandaşlarımızı biz Danışıyorum programında sosyal haklar ve en temel hakları konusunda bilgilendiriyoruz. Ancak temel problemler veya konular siz de biraz sonra inşallah değineceksiniz. Belirli ve bunlar mümkün olduğunca da vatandaşlar tarafından biliniyor ama çözümü adına birçok kurum, birçok merci var. Başbakanlığa bağlı olarak kurulan bu Yurtdışı Türkler Başkanlığı olarak siz ana hedefleriniz ve çözüme yönelik yapmış olduğunuz faaliyetleriniz neler? Bir vatandaşımızın anlayacağı dilde alabilir miyiz? Öncelikle ekranları başında olan değerli seyircilerimizi saygıyla selamlıyorum. Bizler yeni bir kurumuz, tabiri caizse emekleme pozisyonundayız. Yeni teşkilatlanıyoruz ama teşkilatlanmamızın %90'ı bitmiş durumda. Başbakanlığa bağlı, siz söylediniz biraz evvel, başbakanlığa bağlı bir teşkilat. Niye başbakanlığa bağlı? Önce oradan başlamak lazım. Diğer bakanlıkların tepesindeki çatı örgüt başbakanlıktır. Dolayısıyla koordinatör bir vasıfla bu ülkeye, yurt dışında yaşayan vatandaşlara hizmet eden 30'a yakın bir kurumlar var. Bu kurumlar çeşitli bakanlıklara bağlı. Bugüne kadar herkes kendi bildiği, kendi düşüncesi çerçevesinde bu çalışmaları, hizmetleri yürütüyordu. Biz kurulduk. O kurumların kapısını kilitleme pozisyonunda değiliz. O kurumlar yine varlar ama o kurumlarla Sayın Bakanımızın başkanlığında toplanacağız. Ortak hedefler belirleyeceğiz. Bu hedeflere ne kadar sürede ulaşacağız? Bu hedefler tabii vatandaşımıza sunacağımız hizmetlerdir. Vatandaşımızın daha rahatlamasıdır. Veya vatandaşlığımızdan çıkmış olanları da söyleyelim. Bu teşkilat bu koordinatörlük görevini yapacaktır. Yanlış anlaşılmalı oluyor. Yani işte hükümet yurt dışında yaşayan Türklerle ilgili bir teşkilat kurdu. Diğer tüm kurumlar bitti bu başı. Öyle bir şey yok. O kurumlar sosyal güvenlikteki uzman sosyal güvenlik birimidir. İşte konsolosluk hizmetlerini veren farklı bakanlıklar var. Milli Eğitim Bakanlığı var, Kültür Bakanlığı var, Diyanet İşleri Başkanlığı var. Onların hizmetleri hala devam edecektir. Ama biz de onların hizmetlerini daha ölçülebilir, sonuca ve sürece odaklı bir şekilde verilmesini sağlayacağız. Memnuniyetsizliği ölçeceğiz. Eğer vatandaşımız bizim kamu birimleri tarafından verilen bir hizmetinden memnun değilseler, onun nedenlerini araştıracağız, ilgili birimlere döneceğiz. Diyeceğiz ki sizin şu noksanlarınız var, vatandaşımız bundan memnun değil, bunu bir an önce değiştirin ve değiştirilmesini sağlayacağız. Bu çerçevede çalışmalar, kurumun olaya bakış tarzı bu olacak. Peki ana hatlarıyla sizde de biriken temel, yani yurt dışındaki vatandaşlarımızın ana sorunları çözülmesi gereken öncelik sırasına göre şöyle bir başlıkta bir alsak da vatandaşlarımız bizim şu konuya da değinecekler, sorularını ona göre yönlendirmiş olurlar. Konunun tabii maddi ve manevi tarafı var. Bir olayda maddi sebepler işte paradır, yoldur, araçtır ama bir de manevi tarafı var. O da nedir? İnsanların değer verilmesidir insanlara. Bu bizim Türkiye'deki kamu hizmetinde de vatandaşımıza sorduğumuzda en fazla şikayet bana devlet memurları, kamu görevlileri işte işimle ilgilenmiyor. Bana yeteri kadar değer vermiyor. Halbuki yasamızda ne diyor? Herkes birinci sınıf vatandaş. Bu yasada böyle yazarken memurla, kamu görevlisiyle birebir yüzle kaldığında onlarca şikayet alırsınız. Ben küçük bir anıyla söyleyeyim. Bir gün bir yerde bir meslek grubunda insan hakları konusunda bir derse gittim. Sordum. Siz dedim
A teşkilatının farklı bir teşkilat tabii. Yaptığı hizmetlerden memnun musunuz? Memnun olun elini kaldırsın. Hiç kimse elini kaldırmadı. Dedim ki bakın arkadaşlar bilin ki sizden de bu kadar memnuniyetsizlik var. Yani devlet hizmetini veriyor ama bu hizmeti verirken böyle sert bakışlı, abuk çehreli, güler yüz, yüzünde görülmeyen böyle bir kamu görevlisine ihtiyacımız yok. Kamu görevlileri, ben de bu içi 24 yıldan beri bu hizmetin içerisindeyim. Ama bunu vatandaş odaklı dediğimiz, yani vatandaşın ihtiyacı ne? Vatandaşa yoksa diyebilirsiniz ama o yok demenin de bir yolu vardır. Neden olduğunu anlatmak önemlidir. O maksatla en önemli şey, en önemli sorun bana göre davranışlardaki sorunumuz. Yani işte çeşitli yoksunluklarınız vardır, sorunlu ihtiyaçlarınız vardır. Kamu hizmetini rahat halledemezsiniz. Ama bunu yok demenin de bir yolu vardır. Vatandaşa bunu iyi, güzel sözlerle ifade etmenin yolu vardır. Ben öncelikle arkadaşlarımdan, beraber çalıştığımız arkadaşlarımdan da diyorum ki hizmet ettiğimiz hedef kitleye karşı bir kere ilgili olacağız. Ve onlara insanca bir değer vereceğiz. Çünkü onların, bizim varlık sebebimiz karşımızdaki vatandaşlarımız. Ya yurt dışında olmuş, ha yurt içinde olmuş. En önemli şey bana göre kurumsal olarak tespit ettiğim şey kamu hizmetini kaliteli ve güler yüzlü olarak vatandaşa verebilmek. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın en çok yakındığı konulardan bir tanesiydi bu. Tamam problemlerimiz var. Uzun sürece yayılıp çözülse de çözülmese de ama biz gittiğimizde muhatap bulmakta zorlanıyoruz veya bir güleç yüz bize farklı davranıyorlardı. Demek ki İlk başlangıç adım bu. Güzel. Fakat evet. Kamu hizmetinin kalitesini yükseltmek ve güler yüzlü. Güler. Bunu yurt dışında olmasa da ama özellikle biz yurt dışındaki vatandaşlar olarak gerçekten özlüyoruz ve önemsiyoruz. Peki şu başlıklar var. Aile birleşimi, ailenin sosyal hakları, işte çocuklarının gençlik daireleri tarafından takip edilmesi, Türkçe ve Türk kültürüne dair yapılması gerekenler, din hizmetleri ve yurt dışında oy kullanmak için en aktüel konularımızdan çifte vatandaş olmaları, mavi kart. Yani özetle temel başlıklar bu başlıklarda sizin kendinizin de önemsediğinize göre somut adımlar olarak neler söyleyebilirsiniz? Bu teşkilatın en önemli işlevi biraz evvel söyledim. Koordinatör olmak. Bu sorunları, o saydığınız sorunlar yıllardan beri gelen sorunlar. Ama kurumların hepsi de bunlar farklı kurumların görev alanındaki sorunlar. Ama o kurumların acaba kaçıncı önceliği bunlar? Biz bu çalışmalara başlarken şunu öncelikle hedef alıyoruz. Alan araştırması yaparak, analiz yaparak önceliklerimizi belirliyoruz. Yani vatandaşın acaba birinci önceliği ne? İşte dil öğrenmek mi, aile birleşimi, efendim pasaportlarının süresi mi, harçlar mı? Gençlik daireleri mi? Bütün bunları. Türkiye'de de birinci öncelikli sorunları var. Burada yaşadığı öncelikli sorunları var. O nedenle biz bu sene giriş ve çıkış yapan 4000 kişi üzerinde Kapıkule'de ve havalimanlarında bir anket uyguladık. Bu anketin sonuçları yavaş yavaş analiz ediliyor. Ben de dahil oldum bu ankete. Evet, çok güzel. Yani mesele bizim neyi noksan gördüğümüz değil. Vatandaş neyi istiyor, neye ihtiyaç duyuyor, önceliği nedir vatandaşın? Bunu tespit ederek bir yola girmek. Bu dediğiniz sorunlarda biraz evvel söylediniz olan sorunlarımız. Bu sorunlarımızı halletmek için arkadaşlarımız çalışıyor. Diyelim aile birleşiminden başlarsak. Geçen zaman içerisinde ilgili tarafa söylendi. Yani bu İngiliz'e, Fransız'a, hani onlar Avrupa Birliği ülkesi. Peki Koreli'ye, Japon'a, başka ülkeli olana bunlarda bir sıkıntı yok da niye Türk vatandaşlarına var? Ki bu Türkler burada 50 sene önce 1961'de iş gücü anlaşmasıyla geliyorlar. En zor zamanlarını yaşıyorlar. Düşünsenize internet yok, televizyon yok, işte sivil toplum kuruluşları yok. Hiçbir şey yok ve kültürünü bilmediğiniz, yiyeceğine dahi yabancı olduğunuz, dilini bilmediğiniz bir topluma geliyorsunuz. Bırakınız 8 saati, belki 18 saat. Sanayi devrimindeki, öncesindeki olayları yaşayarak bu ülkenin kalkınmasına hizmet ediyorsunuz. Şimdi de ben şundan
Bunun böyle düşünülmesini istemiyorum. Yani burada göçle ilgili illa her ülkede sorun vardır. Bu sorunlar da sosyal bilimler tarafından değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Bu göçü güvenlik sorunu olarak başta karşı tarafın görmemesi gerekiyor. Yani İçişleri Bakanlıkları genelde güvenlikle alakalı olan birimlerdir. İşte camiye gidenin kimlik kartına bak. Efendim, İslamofobiyadan dolayı Müslümanları bir tehdit olarak algıla. Bu algının değiştirmemiz lazım. Tabii bu algıyı değiştirirken de sadece bizim insanımızdan kaynaklı bir şey değil, karşı tarafta bizim insanımızı nasıl 50 sene önce bu ülkede misafir olarak geldi, şimdi komşu oldularsa bu insanların da beklentilerinde idarenin biz nasıl anket yapıyorsak onlar da politikalarını belirlerken analiz yapsınlar, anket uygulasınlar. Buradaki insanlar acaba burada daha uyumlu olmak için ne istiyorlar? Biz her zaman diyoruz ki yöneticiler olarak dili öğrenin, dili öğrenin. Artık çevreme bakıyorum, 3. 4. kuşaktan Almancayı bilmeyen kimse yok. Ha, beraberinde şunu getirmesi lazım bu olayların. Fırsat eşitliğini de veriyorum ben size. Ayrımcılık olmadan. Ayrımcılık olmadan. Yani vatandaşlarımızı dinliyoruz. Siz de biliyorsunuz. İşte bir Alman ismiyle müracaat işe, bir Türk ismiyle müracaat, Türk ismiyle gelenlere öyle bir şeyler, süreçler uzasın. Kapılar kapansın. Biz bunları biliyoruz ama gündeme getirmiyoruz ve bunlarla da yani olaya negatif yönünden bakmak kötü bir şeydir. Olayları çıkmaza götürür. Halbuki bundan sonra bizim teşkilatımız ne yapacak? Vatandaşımızın hem Türkiye'deki hem buradaki sorunları için ilk müracaat merkezi. Yani yönlendirilecekse nereden işlerini çabucak halleder veya vatandaş sahiplenilecekse nasıl sahiplenecek? Bizim teşkilatın ana görevi bu olacak. Ondan sonra da bu sorunlar teker teker de çözülecek. O zaman yapılanma da birimleriniz ve herkes sorusuna göre gideceği birim ve orada bir uzman var. Öyle anlıyoruz. Tabii şimdi şu var. Onların yapısı nasıl? Ülkelerin uzmanları var. Mesela Almanya'da 10 arkadaşımız çalışıyor. Bu 10 arkadaşımız Almanya'da ya üniversite okumuştur veya burada doğmuş büyümüştür. Buranın kültürünü bilir. Hatta aksan bile biraz Almanca'ya kaçan arkadaşlarımız var. Hiç önemli değil. Onlar olayın içinde. Olayın içerisindeler. Hani hoca demiş ya bana ağaçtan damdan düşen birisini getirir. Evet. Biz Türkiye'nin idari sistemini bilen insanlarız yöneticiler olarak ama uzmanlarımız da buradaki yaşanan problemleri ailesiyle, kendisiyle, okullarında bizatihi yaşamış arkadaşlar. Bunlarla beraber masanın etrafında oturacağız. Buradaki sorunları ortadan kaldırmaya çalışacağız. Bu 10 tane arkadaş sorunlar bazında değil de ülkeler bazında. Her ülkenin de belli nüfus oranına göre 130 kişiyle çalışıyoruz şu anda. 130 tane uzman arkadaşımız. Bunlar ilgili ülkenin dilini ve seviyesinde bilen masterlı doktorlar arkadaşlar. Bunları alana koyduğumuz zaman galiba bu sorunlar hiçbir zaman, geçmişe söylüyorum, geçmişte hiçbir zaman bu kadar rahat fazla miktarda masaya yatırılmadı bu olaylar. Çünkü çözüm bizim adamı, bizim tek görevimiz bu. Yani başkanlığımızın başka 3. 5. 10. 20. öncelik görevi falan yok. Bu dairemiz, yurt dışında yaşayan vatandaşlar daire başkanlığımız. Bizim içerimizde 6 daire başkanlığı var. Bir tanesi bu. Bu uzmanlar da bunun içerisinde görev yapıyor. Tek görevleri ve hedefleri yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturmak. Peki vatandaşımız bunu anladığında yine de işte birimler kurulmuş ama benim şu problemim var. Diplomam tanınmıyor. Mesleğimi yapamıyorum. Mavi kartta problemim var. Bunu nokta atışı yerine geldiği zaman hakikaten bir analiz etmeniz güzel. Tespitiniz çok doğru. Güvenlik sorunundan görmemeleri lazım dediniz. Tabii. Vize verilmemesinin Avrupa Adalet Divanı'nda hak alındı ama hala vize uyguluyor. Demek ki güvenlik. Peki şöyle diyecek olursak mesela en önemli belki hem Türkiye hem burası açısından şu hak göze çarpıyor. Vatandaşlarımız Türk kökenli, doğumla vatandaşlığı var ama sonra vatandaşlığı izinle çıkmış. Açıkçası mavi kart uygulaması. Yani ve en gündemde de olduğu için ben sizden biraz da somut birkaç mesela mavi kartla ilgili ne der dersiniz ve ne olur? Şimdi yapacağımız en acil görev o. Biz bütün çalışmalarını yaptık. Tabii her devletin bir bürokrasisi var ve bir yasal süreci var. Yasa metninde değişiklik yaptık. Yani bu mavi kart öncesi pembeydi biliyorsunuz. Evet. Pembe karttı. Evet. Vatandaşlık yasasına eklenen bir hükümle
vatandaşlıktan çıkmış olan kişilere Türkiye'de de vatandaşlık hakkını kaybetmesin diye bu kart verildi. Şimdi aslında mavi kart niye var? Bunu tartışmak lazım. Yani bizi sorunlarla uğraştırmak yerine sistemi görmek lazım. Uygulama nedir? Ona bakmak lazım. Niye Avusturya, Danimarka, Almanya? Bunlarda mavi kart var. Diğerlerinde yok. Niye olsun mavi kart? Ha, çifte vatandaşlığı kabul etmedikleri için. Çifte vatandaşlığı kabul eden tüm ülkelerde hiçbir sıkıntımız yok. Biz de kabul ediyoruz. Ama madem bu üç tane ülkede vatandaşlık tanınmıyor, çifte vatandaşlık haksızca, biz de vatandaşlarımız Türkiye'ye geldiklerinde hakları zayi olmasın diye bir kart düzenlemişiz. Gelin görün ki o kart yasaya bazı noksan maddelerle girmiş ve işler halde değil. Gidiyorsunuz şimdi mavi kart alanlara, vatandaşlığımızdan çıkmış kişiler bunlar. Vatandaşlığımızdan çıkınca ne oluyor? Vatandaşlık numarasını Nüfus Genel Müdürlüğü kapatıyor bunu. Çünkü mevzuatı onu gerektiriyor. Siz telefon almaya gidiyorsunuz. Bankadan hesap açtırmaya gidiyorsunuz. Gayrimenkul almaya gidiyorsunuz. Hemen size ilgili dairede diyorlar ki TC numaranızı verin. Giriyorlar TC numaranızı. Siz vatandaş değilsiniz. Biz bunları size yapamayız diyorlar. İşte mavi kart işler değil. Biz şimdi vatandaşlık yasasında yapacağımız değişiklikle bunları çözüme kavuşturuyoruz. Sorunu kökten çözüme. Aslında kökten çözümü hiç mavi kart olmaması. Ama ona yönelik adım atıyorsunuz. Ama kısa dönem içerisinde de bu vatandaşlarımız aynı kimlik kartı gibi kullanacaklar artık. Mavi kartlarını gösterdiği zaman bu saydığım her şeyi yapacaklar. 2-3 maddelik bir yasa değişikliği. Artık vatandaşımıza şunu da demiyoruz bakın. Şimdi bir yabancılar vardır, bir de vatandaşınız olmuş ama sonra çıkmış ekip vardır. Evet. Bu çıkanlara da biz yabancı diyoruz kanunen şu anda. Ama yeni yapacağım düzenlemeyle onu da kaldırıyoruz. Çok güzel. Yani ben bu ifadelerinizden şunu anlıyorum. İşte bu biraz evvel duygu düşünce dedik ya. Yani bu onun tezahürüdür vatandaşın. Vatandaşlarımızdan çıkmış olanlara yine vatandaşlar kütüğü adı altında yeni bir kütük oluşturuyoruz. O zaman seyircilerimiz bence bu konuşmamızda, sizinle bu programımızda şunu anlamalılar. Her problemleriyle ilgili elbette onlara yönelik bir şey var. Bununla ilgili birim de kurulmuş ama bu problemlerin çıkış kökten biz çözmeye yönelik adım atıyoruz. Biraz sabredin. Biz sizin hem problemlerinizi çözmeye hem de çözmeden öte, mesela mavi kartın uygulamasını vatandaşlık yasasına düzelttiniz mi? Mavi kartsız diye bir dert kalmayacak. Diğerlerini de böyle algılasınlar. Tabii. Böyle alınacağız. Yani sabır derken tabii biz bunu uzun sürece falan yayma niyetinde değiliz. Bizim işimiz, gücümüz, bu dairenin işi, gücü vatandaşın birebir sorunlarını çözmektir. Mavi kartta inşallah çok yakın bir zamanda. Çünkü biz yasal altyapı hazırlığını bitirdik. Başka bir altyapı hazırlığımız daha var bitirdiğimiz. O da oy kullanma işi. Peki diğer sorularımdaydı ama yeri gelmiş madem dediniz. Oy kullanabilecek miyiz? Ve kullanmak için ne yapmamız lazım? Önümüzdeki yerine? Ben bir şey söyledim kamuoyuna. Eğer dedim biz bunu halledemezsek biz bunun altında eziliriz. Evet. Bu bize bir borç, bir görev. Bu görevimizi de bunun da altyapısını yaptık. Salı günü son toplantısı yapılıyor ve bu toplantının neticesinde yasalda değişiklik, Yüksek Seçim Kurulu'nun istediği değişiklikler yapılıyor ve ondan sonra yasallaşma sürecine giriyor. Bundan sonraki ilk seçimde vatandaşlarımız, tabii o mektuplu oy kullanma yok. Niye yok? Anayasa Mahkemesi iptal etmişti onu. Peki bu arada vatandaşa düşen, her ne kadar şu anda yapılıyorsa da, mesela kendileri açısından benim de şunu yapmam gerekiyor dedikleri bir husus var mı? Yani kullanabilmesi için ne yapması lazım? Vatandaşlarımızın yapması gereken bir şey var. Bunu biz de her seçim öncesinde yapıyoruz. Yurt dışı seçmen kütüğü var. Bunlar ilan edildiği zaman İsmi var mı yok mu? Bizim de ismimiz olmayabiliyor. Gidiyoruz yazdırıyoruz. O da konsolosa gidip yazdıracak. Bu adres listeler, beyanı da bulunacak. Tabii listeler açıklandığı zaman ismi var mı yok mu bakacak. Yoksa yazdıracak. Şimdi diyor ki ben geçen seçimde oy vermiştim. Vardır. Her seçimde seçmen kütükleri yenileniyor. Ne yapıyor? 18'e yeni girenler oluyor. Veya vefat edenler oluyor. Onların hepsini güncel halde tutmak zorunda seçim kurulu. Dolayısıyla her şey veya adresini değiştirenler oluyor. Bunu da bulunduğu ülkenin, bulunduğu şehrin konsolosluğunda. Tabii konsoloslukta bunları halledecekler. Evet. Vatandaşımız sadece bu konuda bir hassasiyet gösterirse hiçbir sıkıntı kalmaz. Sadece pasaport vardı mesela.
Biz, onda son durum ne oldu? Elektronik pasaporta geçiyorduk. Hayır, şunu söyleyeceğim. Pasaportla oy kullanabiliyorlardı. Evet. Şimdi yapacağımız düzenlemeyle daha çıkmadı ama yaptığımızı söylüyorum. Evet. Öngördüğümüzü normal kimlik kartıyla da kullanabilecek. Pasaport geçtiği için sorayım. Pasaportlar şimdi tabii izin devresi dönemiydi. İzin sürecinde gerçi büyük kolaylıklar gördük. Yurt dışı Türkler Başkanlığı olarak da. Biz onları takip ettik işte. Evet. Yani o süreçte izne gelecekler. Bize bol bol böyle mesaj gelince biz hemen Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Dışişleri Bakanlığı nezdinde bu birimleri hızlandırdık. Personel takviye edildi. Tahminim bu yaz rahatça gidip gelindi. Yine pasaport yenilenme devam ediyor. Devam ediyor tabii. Peki bu tabii izin mevsimi dedik. Ondan dolayı pasaporta geçtik de. Hala Avrupa Birliği ülkeleri olarak alınmış olsa da bazı ülkeler izin güzergahında sıkıntılar yaşıyoruz. Evet, maalesef. Bunların çözümüne yönelik adımlarımız var mı? Yani ülkeler bazında yolda giderken de karada özellikle karşılaşılan. Var tabii, sıkıntılar var. Bunlar biraz zamana yayılacak. Evet. Özellikle Sırbistan tarafında sıkıntılar oluyor. Bulgaristan'da oluyor. Kazalar olabiliyor. Bazı vatandaşlarımız mahkeme süreçleri uzun oluyor. Onlarla ilgili biraz daha zamana ihtiyaç var ama ikili görüşmelerde bunlar gündeme getiriliyor tabii ki. Özellikle Almanya'da çok insanımız olduğu için bu Jugendamt dediğimiz yani gençlik daireleri. Sizin bu konuda da hatta bir girişiminiz ve çalışmanız da oldu bildiğim kadarıyla. 5 kadar çocuğa yönelik bir çalışmanız vardı. Yani bu aileler çocukları gençlik daireleri tarafından alınma durumunda veya alınmadan önce size müracaat edebilirler mi? Siz ne yaparsınız? Bir kere dayaklı eğitim olmaz. Bir kere bunu bir tarafa koyacağız. Hani babanın, annenin, büyüğün çocuğa bir kulağını çekme, tedip etme konusunda bizim kültürümüzde bunlar eskiden olağan şeyler. Ama çocuğa işkence vaziyetinde böyle vurmalar, dövmeler, hakaretler, onun kişilik gelişimi engel olan şeyler Türkiye'de de olsa Çocuk Esirgeme Kurumu diye sosyal hizmetler bir kurum var. Bunlar mahkeme kararıyla sizin evladınızı alır ve devletin yurduna koyar, orada bakarlar. Aile doktora gönderilir, psikolojisi falan düzeldiyse ondan sonra da verirler. Şimdi aynı şey bu ülkede de var. Kimse dayağın bir eğitim yolu olduğunu söylemez. Dayak bahsettiğinize göre genellikle alınma nedenleri aile içi bu şiddet. Şiddetten. Evet. Biz şunu esas alıyoruz. Aile her ülkenin anayasasında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde güvence ortamına alınmıştır. Aile neden oluşur? Anne baba ve çocuklardan oluşur. Eğer siz bu çocukları aileden koparırsanız çocukların da psikolojisi bozulacak, anne babanın da psikolojisi bozulacak. Halbuki yapılması gereken şey nedir? Yani şurada bir yanlışlık varsa masanın tümünü buradan kaldırmanın bir manası yok. Sorun neredeyse ona bakalım. Bu ailelerden çocuklar alınır. Birinci A şıkkı Türk aileye verilebilir. Ailenin istediği aileye gönderilebilir. Bu konuda da bir vatandaşlarımızın da biz yetkililerle görüştük. Bu konuda talepli olan Türk aileler yokmuş, azmış. Yani Türk aileler de müracaat ederseler hem maddi bir getirisi de var bunun. Hem çocuklarımızı kendi kültürümüz içerisinde bırakırız. İkincisi de bilmediğimiz, tanımadığımız bir kültürde çocuklarımız orada yetişmez. Vatandaşlarımız şunu anlayabilirler ama. Jugendamt dediğimiz veya bulundukları ülkeye göre gençlik daireleriyle ilgili bir problemler olursa yine yurt dışı Türkler Başkanlığı'na müracaat edebilirler. Bize tabii ki bakın. İnsan hakları bağlamında insan onuruna aykırı ne tür muamele görürseler görürsünler biz vatandaşımızın yanındayız. Çok bu konuda gençlik daireleri de aileyi alın, çocukları bir tarafa belli bir dönemlerin anne ve babadan dolayı bir şiddet varsa onları da psikoloğa götürün. Onların da tedavisini yapın. Onlar eğer öyle bir insansa zaten toplum için zararlı insanlar, bir başkasına da saldırabilir. O zaman ne yapacaksınız? Yani mesele aileyi korumaktır. Aile toplumun çekirdeğidir, temelidir. Biz aileyi ortadan, çocuklardan ayırarak anne babayla çocukları, onların psikolojisini acaba daha mı iyi yapıyoruz, daha mı kötü yapıyoruz? İşte konuşmamızın başında dediğim analiz bunlar için yeterli. Evet. Hem Türkiye için, hem karşı ülke için.
Bu Almanya'dır, Fransa'dır, İngiltere'dir, Amerika'dır fark etmez. Analiz etmek çok önemlidir. Çözümlerinizi önce analiz edip ondan sonra... Analiz. Yani ya bunlar bir uzun şeyler değil. Bakın 20 gün boyunca arkadaşlarımız gümrük kapılarında 4000 kişi üzerinde anket uyguladı. O anketler bakılacak. Ondan sonra buradaki öne çıkan şeyler nedir? İlk gelen verilere göre de özür dilerim sözünüzü kestim. Anket dediğiniz için. Anketler nasıl yani gerekli ilgi görmüş mü? Nasıl tabii gerekli ilgi görmüş. Tabii biraz soruların uzunluğundan şikayet var. Onları önümüzdeki süreçteki biraz daha kısa, biraz daha anlaşılır pozisyonuna sokacağız. Nihayetinde bazı şeyler de denene denene öğreniliyor. İşte bunlardan bir tanesi de bu anket oldu. Onu biraz daha kısa tutacağız vatandaşımız peki, için. Peki şu ana kadarki sorunların haricinde ankette ilk defa ortaya çıkan bir durum oldu mu? Yani anketin tam sonuçları elimize gelmedi. Daha henüz analiz sürecinde. Çok tamam. Yeni çünkü bitti. Peki. Onu da sizlere açıklayacağız tabii ki. Tamam. Vatandaşlarımızın en büyük sıkıntılarından bir tanesi de çift dilli çocuklarının yetişmiş olması. Yani hem Türkçemiz bu bağlamda tabii din hizmetleri de giriyor. Hem de Türkçenin dışında yerel dilin de öğrenimi. Bu konuda çift dillilik üzerine de çalışmalarınız var mı? Tabii bir çalıştay yaptık bundan 3-4 ay önce. Almanya'dan konunun uzmanlarını çağırdık. Vatandaşlarımızdan akademik seviyede. Sivil toplum örgütü temsilcilerini çağırdık. Hukukçuları çağırdık. 2 günlük bir çalıştay yaptık. Bu 2 günlük yaptığımız çalıştayda mevcut durum ortaya yatırıldı. Bu konuda neler yapılabilir? Bilimsel gerçekler nedir? Onlar incelendi. Oradaki hocalarımızın dediğine göre çocuklar 2-3-4 yaşına kadar ana dilini öğreniyor. Nerede öğreniyorlar? Ailede öğreniyorlar. Eğer ailede dil düzgün konuşulmuyorsa, yarım konuşuluyorsa anne babaya iş çocuklar düşüyor. Çocuklar bu sefer yeni öğrenecekleri dili de öğrenmede sıkıntılar yaşıyorlar. Doğru. Hocalar bunu söyledi bize. O maksatla biz de dedik ki ana sınıflarına öncelik verilsin. Ana sınıflara tabii gidiliyor. Okul öncesi eğitim tabii var. Ama bu konularda çift dillilik hakim olsun. Bu toplumda işte vakıflar, dernekler, özel sektör, bu konuda faaliyet yapan birimler ana sınıflarda faaliyet gösterebilir, açabilirler. Yani vatandaşlarımız veya bu vatandaşımızdan çıkmış herkes örgütlenip bu konuda bir eğitim birimi açabilirler. Burayı da araştırdık. Devlet bu konuda desteği de var eyaletlerin. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti de destekler. Ortaklaşa Almanca'nın ve Türkçe'nin düzgün şekilde öğretildiği ana sınıfında bir ortam oluşturulsun. Çocuk ilkokulu bitirdikten sonra ya burada algılama, anlama güçlüğü var demesin. Efendim ondan sonra bunları öğrenme güçlüğü çok çeken çocukların sınıfına atsınlar, fırsat eşitliğini orada bitirsinler. Bu bir haksızlık tabii ki. Yani bu öğrencilere eğer dili bilmiyor, onun için algı anlamıyor. Öğretmenine bakıyor bir şey söylediği zaman. Ama bu dili bilirse hiçbir sorun olmayacak. O maksatla bu işin de temeline gitmek lazım. O çalıştaydan bu çıktı mesela. Onu cebimize koyduk. Dedik ki biz Almanya'da anaokullarda çift dilliliği esas alacağız. Biz niye bir vatandaşımız Almanca'yı çok iyi bilmesin, peşine bir İngilizce daha bilmesin? Şimdi bakıyorsunuz Hollanda'da yaşayanlara 3 dille mezun oluyorlar. Doğru. Onlar o dili biliyor, Almanya'dakiler niye bilmesinler? Bilmesin. Değil mi? Tabii. Yani bu fırsatı sunduğumuz zaman herkes çocuğunun eğitimine bakmak durumunda. Ve bu konuda da bizim milletimizin hassas olduğuna inanıyorum. Evet. Ama fırsat eşitliği sağlansın ve sunulsun. Devlete de şu düşer bakın. Eğer böyle bir bilimsel gerçek varsa çift dilli anaokulları yaygınlaştırmak da devletin birinci vazifesidir. Siz de bu hangi noktada, devlet olursa olsun. Biz de destekçiyiz ve yönlendireceğiz ve takip edeceğiz. Çok güzel. Ben bu konuda size özellikle şu yönden teşekkür ediyorum. Mesela programımıza aldığımız uzmanlar direkt nokta cevap veriyorlardı. Ama siz bir analiz de yapıyorsunuz ve şu anda seyircimizle paylaşıyoruz. Ve soruların cevabını detaylı olarak konunun içerisinde buluyorlar. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Çalışmalarınızdan bir tanesi. Malum göçün 50. yılı. Bu konuda da bir kitap bildiğim kadarıyla hazırlığınız vardı. Kısaca 50. yılla ilgili göçtüler ama vatandaşlarımıza ne sunacaksınız? Şimdi tabii her zaman şunu söylüyorum. Bir insanlar bir yerden bir yere göçtük diye, toprağını, evini bıraktı diye bunun bir kutlaması falan olmaz. Bu bir zorunluluktur. Evet. İşte 50 yıl önce 61'de onların işçiye ihtiyacı vardı Almanların. Bizim de işsizimiz çoktu, gönderdik. Galiba ilk gidenler dönerim diye
buraya geldiler. Fakat burada işte kalıcı oldular, komşu oldular. Artık çocukları burada. Buradaki toplumda hep birlikte yaşama pozisyonuna geldiler. Biz de bu 50. yıl vesilesiyle sorunları dile getirelim. Efendim öncelikler neler, bunları sıralayalım diye düşündük. İşte bir göz sempozyumu yapıyoruz. Ekim ayının sonunda 1-2 Kasım tarihinde Berlin'de yapıyoruz bunu. Bunun birincisini 2009'da Ankara'da yaptık. Kocaman bir kitap çıktı. Orada yine bilim adamları söyledi. Şimdi burada Türk ve Alman bilim adamları, sivil toplum örgütleri, sanatçılar, siyasetçiler, birkaç sporcu Çalıştay mantığında 11 tane oturum olacak. Bu göz sempozyumunu oluşturacağız. Büyük bir kaynak olacak. Tabii. O bizim için bir işte analizlerden tabii. Bir tanesi olacak. 1 Kasım akşamı da bir gala yemeği olacak. Muhtemelen Türkiye'den önemli misafirlerimiz gelecek onaya. Vatandaşlarımızla beraber oturup bir yine görüşme olacak. Bir tanesi göz sempozyumu. Diğeri 50 yıl 50 insan adı altında Türkiye'den buraya 50 sene önce gelmiş, başarılı olmuş ama her alanda. Bu kitaplara baktım burada gündemde de var. Zirvedekiler var. Ona benzer Alman tarafının yaptığı artık çalışmalar her alanda var. Her alanda var. Ama biz de bir prestij kitap olarak işte Başbakanlığın hazırlamış olduğu 50 yıl 50 insanın 50 başarı öyküsünü burada sunacağız. Tarihe bir not düşeceğiz onlarda. Gençlerimize de bir örnek oluyor ve motivasyon adına çok önemli. Çok güzel. Türkiye'deki şimdi vatandaşlarımız malum Türkiye'yle irtibatını hiç kesmiyorlar ve enteresandır Türkiye'deki hakları. Yani buralı olsa vatandaşlığa geçseler de bu bağlamda ben hem sitenizi incelemiştim hem de raporlarınıza baktım. Hukuk müşavirliğiniz var. Yani vatandaşlarımız hukuki konulardaki problemlerle ilgili sizin hukuk müşavirliğiniz bir fonksiyon üstlenecek mi? Ya da hukuki problemlerine nasıl çözüm şimdi bakınız hukuk müşavirliği her kurumda işte hukuk kurumun hukuksal problemleriyle ilgili çalışmalar var. Burada da arkadaşlarımız Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan şu anda onlar oraların hukuki durumunu araştırıyorlar, yasalarını araştırıyorlar. Artı ilave olarak Türkiye'de çıkan meclise gelen yasa öncesi meclise gelen yasa tasarılarını inceliyorlar. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın aleyhlerine hükümler var mı diye. Eğer varsa biz orada harekete geçiyoruz. Yasalar çünkü şöyle kurumlar tarafından hazırlanıyor. Kurumlar kendi önceliklerini dikkate alarak şey yapıyorlar, hazırlıyorlar. Vatandaşımızın önceliğini kim öne alacak? İşte Yurt Dışı Türkler Başkanlığı o görevinde yasaları gözden geçirecek. Bu sosyal güvenlikte aynısı, eğitimde aynısı, diğer alanlarda aynısı. Vatandaşlarımız şunu anlayabilirler. Bugünkü ben sizinle olan bu programda anladığım en önemli şey şuydu. Oluşturduğunuz o birimlere giden vatandaşlarımız biz şöyle bir problemle karşılaştık. Şöyle bir hukuki problemle, şöyle bir hukuki danışmanla ihtiyacımız var. Siz orada muhakkak onu alıyorsunuz, analiz ediyorsunuz belki ama size müracaat edebilecekler bir muhatap birim. Bunda hemfikiriz. Tabii. Bunlar tabii bireysel konulardan ziyade daha öncelikler ne var? Toplumun genelini ilgilendiren konular. Ha bireysel konulara hiç mi bakmayacak? Tabii ki eğer kişinin şey varsa onlarla da ilgilenecek. Ama asıl iş toplumun geneliyle işte vize konusudur, aile birleşimidir. Efendim, dil şartıdır. Dil şartıdır. Meslek diploma tanınırıdır. Bakın bu iki yıldan beri bu konuyla ilgileniyoruz. Şimdi galiba sonuna gelindi. Sayın Bömer Faruk Çelik Bey'e yasa taslağını İstanbul'da getirdi. Biz bunu artık hallettik diye. Bakın eğer bu sorunlar dile getirilmeseydi ne olacaktı? Hiç kimse gündeme almayacaktı. Dile getirdiğimiz her konu muhataplarımız tarafından kale alınıyor, değerlendiriliyor ve bir çözüm yoluna giriliyor demek.